Diş sararması nasıl geçer? 7 günde dişleri bembeyaz yapan karışım. Evde diş beyazlatmak sanıldığı kadar zor değil. Hemen hemen herkesin başlıca sorunlarından biri olan sararan dişlerden 7 günde kurtulmak mümkün. Peki diş nasıl beyazlar? İşte evde uygulayabileceğiniz yöntemlerle dişleri beyaz yapmanın yolları. Diş neden sararır? Kahve, kola gibi içerisinde yüksek derecede şeker ve asit barındıran içeceklerden fazla tüketilmesi diş sararmalarına sebep olabilir. Travmalar diş sararmalarına yol açarlar. Ağız yoluyla alınan flör takviyeler diş rengini sarartabilirler. İçme suyu ve diş macunu gibi. Genetik sebeplerden dolayı diş sarılığı ufak yaşta itibaren görülebilir. İlerleyen yaşlarda mine tabakası aşınır ve dentin tabakasını sarı renge dönüştürür. Diş hekiminde kullanılan protez diş malzemeleri dişlere sarı bir renk verebilir. Kullanılan bazı ilaçlar özellikle gelişim çağındaki çocuklarda diş sarılığına yol açabilirler. Dişleri bir haftada bembeyaz yapan karışım. Karbonat ve tuzun antibakteriyel özellikleri sayesinde bu tabakadan diş mininiz hasar almadan kurtulabilirsiniz. Bir çay kaşığı karbonat, bir çay kaşığı tuz ve bir yemek kaşığı limon suyunu karıştırın. Bu karışımı sabah akşam diş fırçanıza sürerek dişlerinizi düzenli bir şekilde fırçalayınız. Muz kabuğuyla dişlerinizi beyazlatma. Muz kabuğu, diş minesini yeniden canlandıran ve gülüşünüzde parlaklığı geri kazandıran magnezyum, manganez ve potasyum açısından zengindir. Taze muz kabuğunun beyaz kısmını dişlerinizin üzerine sürün. Muz kabuğunu kullandıktan sonra dişlerinizi fırçalayın. Bu yöntemi haftada 2 veya 3 kez tekrarlayabilirsiniz. Herkesin çok sevdiği meyvelerden bir tanesi olan çileğin, evde diş beyazlatma yollarından bir tanesi olduğunu çok kişi bilmez. 2 ile 3 adet çileği bir kap içerisinde macun haline getirin ve dişlerinize fırça yardımıyla uygulayın. Diş beyazlatma teknikleri açısından gösterilen çilek yöntemini her hafta mutlaka deneyin. Tarçın, ada çayı, karbonat karışımıyla diş beyazlatma. Beyazlatma görevini karbonat üstlenirken tarçın ve ada çayı ağız içerisindeki bakterileri öldürmek ve ağzı temizlemekle görevler. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra havanda dövdüğünüz ada çayını bir çay kaşığı karbonat ve tarçınla karıştırın. Islattığınız fırçanızı bu karışım batırdıktan sonra dişlerinizde uygulayın. Eczanelerde ve bazı kozmetik ürün satan mağazalarda satılan bu ürünler dişteki lekeleri giderdiğini ve rengini açtığını iddia ediyor. Ama kullanmadan önce bir dişçiye danışmakta fayda var. Peki bunlar nedir? Bunlar beyazlatıcı bantlardır. Diş nasıl fırçalanır? Diş fırçalama tekniği günümüzde birçok kişi tarafından bilinmiyor. Dişleri fırçalarken yapılan en büyük hata yana doğru fırçalamak. Bu fırçalama tarzıyla diş fırçası diş aralarına hiçbir şekilde müdahale edemiyor. Retansiyon dediğimiz bölgelerde parçacıklar kalmaya devam ediyor. Bu şekilde fırçalama diş taşı, diş etinde kanama ve şişlik yapabiliyor. Bu sebeple bu fırçalama yöntemi tamamen yanlış. Diş fırçalamada en önemli olay her diş için ayrı ayrı fırçalama yapmaktır. Tüm dişlerin aralarına girebildiğinizde emin olmak gerekir. Aynı zamanda diş fırçalama yanlamasına doğru değil yukarıdan aşağı doğru olması gerekir. Son olarak da dişlerin iç kesimlerine yine aynı yöntemle yıkayarak bitirmek gerekir. En son yapmanız gereken ise diş ipiyle dişlerin arasını temizleyip bitirmek olacaktır.